Ceyda Hanım, müjdemi isterim. Ne oldu ki? Kara bulutlar dağılıyor. Ayşe Hanım'ın attığı video TT olmuş. Milyonlarca insan çocuğun ailesini arıyor. Nasıl olmuş bu? Nereden çıkıyor böyle şeyler? Neden benim bu plandan haberim yok? Plan falan yok Ceyda Hanım. Gerçekten birine yardım etmişler. Ya. Anladım, süper. Çok sevindim, çok sevindim. Ama umarım buna da şov falan demezler. Bu aldı yürüdü. Bot hesaplarla da yüklenseler artık hiçbir şey değişmez. Anladım. Süper o zaman. E çıkabilirsin. Çıkayım. Şeytan. Şeytan bu kız. Yani ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde sıyrılıyor işin içinden. Yardım etmişmiş. Ben de inandım. Kim bilir mahallesinden kimin çocuğunu aldı puan toplamak için. Gözümüz aydın. Aile bulunmuş. Ha, işte budur be. Hamsi, hadi gözün aydın. Çok sağ ol. Ama ne olur babama söyleyin, beni okula yollasın. Aa yok, sen hiç merak etme. Bundan sonra elimiz gözümüz üzerinde olacak, tamam mı? Babanla da konuşacağız. Gel bakalım Ayşe ablana, gel buraya. Sen hiç merak etme, tamam mı? Kerem abin de ben de seni okutacağız. Muhsin baba da senin için her şey yapar. Tabii, tabii. Hiç merak etme sen. Ha canım benim. Duydun mu? Erkut ev arkadaşım oluyor. Sen hiçbir şey söylemeden daha ben direkt söyleyeyim. Evet, ben de çok düşündüm. Yani Erkut'a böyle ümit vermiş gibi olur muyum falan diye ama... ne bileyim yani, ben artık böyle akışına bıraktım ya. Ne olacaksa olsun. Akışına bıraktın. Ha. Akışına bıraktın ha? Peki akışına bırakırken evini kimin böcek bastığı dedikodusunda yayanı merak ettin mi acaba? Ediyorum tabii Ati. Yani böyle düşündükçe zaten cinlerim tepeme tepeme çıkıyor. Onu bir bulursam. Safım benim. Onu bulmuşsun. Bulmuşsun, üstüne bir de oda vermişsin ya. Erkut'muş Erkut. Dedikodu yayan Erkut'muş. Ati saçmalama lütfen. Erkut böyle bir şey yapmaz. Yok ya. Ya ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Erhan'a sor. Git Erhan'a sor. Çocuk yana yakıla ev ararken evi böcek bastı demiş. Öyle mi demiş? Hı. Ailesi de aslında iyi insanlar. Ya babasını görseniz nasıl ağladı. Ya içiniz parçalanır. Ya canım ya. Neyse iyi haber. Atölyede onu işe aldık. Şimdi güzel kalacak bir yerde bakacaklar. Her şey yolunda. Ah çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Ne yapıyorsun Volkan? Bir rahat mı? Oğlum iyi misin? Git bir elini yüzünü yıka istersen. Yok yok iyiyim abi, iyiyim. Hamsi konusunu geçtiysek abi normal konumuza dönebiliriz. Yelda teyze diyorduk, evet. Yelda teyze diyorduk. Yelda teyze, Kerim Nurhan'ı görünce bayağı etkilendi. Üstüne ben küçük bir konuşma yaptım. Kendi duygularımdan bahsettim. Tam böyle ikna olacak gibiydi. Yumuşadı, gözleri doldu. Ceyda aradı abi. Kız her şeyi hissediyor. Tamamen döndü bu sefer. Ama yine de etkilenmiştir oğlunu öyle görünce değil mi? Etkilendi. Sofrada ağlayacak gibi oldu hatta. Tamam, çivi çiviyi söker. Daha da abartacağız. Çivi çiviyi mi söker? He? Ne yapacak? Ne yapacak? Açlık grevine mi girecek? Evet, yani belki açlık grevi işin son noktası ama ondan önce daha da derbeder görmesi lazım oğlum. Evet, Kerem'in kendini aşktan kaybetmiş halini görmeli. Bak bu önemli işte. Derbeder, sarhoş, ağlayan Kerem. Annem beni hiç bu şekilde görmedi biliyor musunuz? Beni hiç sarhoş görmedi. Tamam o zaman seni sarhoş görecek. Sarhoş taklidi yaparsın. Taklit. Beceremem ki öyle taklit bunu. Ne yapacaksın o zaman Kerem? Ne yapacaksın? Buluruz biz. Buluruz değil mi bro? Buluruz. Yapacak bir şey buluruz. Tamam. Buluruz, buluruz. De, tamam bulursunuz. Ama bak önemli olan şu. Ne kadar sarhoş olursan ol, abartmayacaksın. Önemli olan Yelda teyzeyi ikna etmek. Hatta şey yaparsın. Onunla konuşmaya gitmeden önce böyle eski Yeşilçam filmlerinden bir tanesini izlersin. Otomatik olarak derbeder aşık modu sana yüklenir. Film. Ya bak film demeyin işte. Film deyince kafa başka bir yerlere gidiyor benim. Bro hadi kalk. Kalk bro, bir yerlerden zıplayalım, hoplayalım, koşalım, zıplayalım abi. Hadi biz gidelim madem. Bir yerlere zıplayalım. Allah Allah. Kerem, Kerem, Kerem. Yeşilçam filmi unutma, Yeşilçam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
nereye kadar bu pembe rüyalar?